Herkese merhaba arkadaşlar. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Yepyeni bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Bugün hemen şöyle elimde tutmuş olduğum bir ürün var. Remington'un RX5 Ultimate saç kesme makinesiyle, tıraş makinesiyle karşınızdayız. Şimdi bu ürün bir saç kesme makinesi arkadaşlar. Hatta kafanız karışmasın. Şöyle bir enteresan da bir cihaz bu. Bu kadar küçücük. Şöyle çok güzel bir cihaz. Saçlarını sıfıra vurmak tabir ettiğimiz şekilde incecik, kısacık kesenler için kullanılabilecek bir ürün. Bu ürünün hani boyutu mu vesairesi yok arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Biz daha önce Remington'un farklı ürünlerini inceledik ama onların şöyle bir özelliği vardı. Farklı farklı boyutlarda 3 numara keseyim, 5 numara keseyim ayarlayabiliyordunuz. Bu ürün öyle bir şey yok. Bu ürün 0.2 milimetreye kadar saçlarınızı kesiyor. O kadar. Yani böyle yapıyorsunuz saçınızı kesmiş oluyor arkadaşlar. Böyle bir ürün bu. Özellikle saçlarını sıfıra vuranlar için tasarlanmış bir ürün. Üst kısmında şöyle bir favori düzeltme olarak mı dersiniz? Artık işte favori demeyelim ama eğer sakalınız varsa saçınız da kesildiği yerdeki çizgiyi düzeltmek için kullanabileceğiniz bir bıçağımız da mevcut. Şu üst kısmında bu böyle gizlenebilir bir şekilde yapılmış. Bu arada cihazın 5 tane bıçağı var. Şu anda ekranda görüyorsunuz. İlk bakışta sanki sakal için bir cihazmış gibi görünüyor ama bu saç için arkadaşlar, onu söylemiş olayım. Şöyle çıkarttığımız zaman da kolay bir şekilde temizlenebiliyor arkadaşlar bıçağımız. Böyle bir özelliğimiz de mevcut. Bu arada şarjı falan mesela merak ediyor olabilirsiniz. Şöyle bir şarj adaptörümüz var. Arkasına takarak kullanabiliyoruz. Markanın bize verdiği değer 50 dakika. Yani tam şarjda olursa 50 dakika boyunca kullanabiliyorsunuz cihazı. Öte yandan kullanımı da şöyle basıyoruz düğmeye. Bu şekilde çalışıyor. Sesi çok yüksek değil bu arada. Biraz mikrofona yaklaştırayım isterseniz. Çok yüksek değil ama duyuluyor. Yani dışarıdan rahatlıkla duyulabilen bir sesi var. Bunun dışında cihazın bir ayarı vesairesi yok. Şöyle bir kapak korumamız çıkıyor. Hani kullanmadığınız zamanlarda bıçaklar zarar görmeden taşımak istiyorsanız. Şöyle bir kabımız var. Önü bir koruyucusu var. Bir de şöyle tatlı bir kılıfımız var arkadaşlar. Bu çok hoşuma gitti benim. Hani bir yerden bir yere götüreceksiniz bunu. Hem böyle de bir temizleme fırçamız da yine kutusundan çıkıyor. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Çantaya koyup böyle istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Peki şimdi biliyorsunuz biz deneyim videolarına önem veriyoruz. Ve deneyimleri bizzat kendi üzerimizde yaşayarak aktarmaya çalışıyoruz ama şimdi bu üründe şöyle bir durum var. Ben saçlarımı sıfıra vurmuyorum ve tecrübem de yok bu konuda. O yüzden Sezgin Bey var. Sezgin Bey, sizi yanımıza alalım. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Merhaba. Sezgin Bey bize yardımcı olacak. Kendisi saçlarını uzun yıllardır böyle sıfıra yakın kesiyorsunuz değil mi doğru, Sezgin Bey? Doğru, evet. Tecrübesi de olduğu için biz bunun kendi tecrübelerinden yararlanacağız. Şimdi kendisine ürünü vereceğiz. Saçlarını kesecek ve kestikten sonraki deneyimini herhangi bir şekilde değiştirmeden, düzeltmeden aynı şekilde yayınlayacağız arkadaşlar. Ve en azından saçlarını böyle kesen takipçilerimiz, okuyucularımız varsa onlar için de bir rehber olacak bu videomuz. Şimdi Sezgin Bey'e verelim ve bakalım saçlarını nasıl kesecek.
Evet arkadaşlar, Sezgin Bey, Remington RX5 Ultimate ile tıraş oldu. Şimdi ben ondan deneyimlerini aktarmasını isteyeceğim. Nasıl bir deneyim oldu, bir anlatır mısınız bize? Ya güzel, bir kere öncelikle pratik. Yani şeyi çok iyi. Gösterelim isterseniz. Evet. Yani kafanın şeklini alması çok iyi. Bir de 5 bıçak olduğu için her yönden kesiyor. Yuvarlak, oval bıçakları. Dolayısıyla hani kendi tıraş olanlar bilir. Makineyi tek yönde kullanmak zor. Yani pratik değil. Saç tıraş makinelerini tek başına kullanmak pek kolay bir şey değil. O yönden güzel. Bir de şeyi güzel. Yani gerçekten bir şey hissiyatı yok. Kısa sürede yapmasına rağmen bir tahriş vesaire, yanma. Yanma falan yok. Yok. Ben ilk başta çekindim. Çekme yapar mı acaba diye, ama öyle bir şey olmadı yani. Peki şeyi nasıl yapıyor? Onu sorayım ben mutlaka. Etraf böyle kirleniyor mu tıraş olurken? Yok. O çok güzel. Arabada bile şey yapabilirsiniz. Kesebilirsiniz. İçine tabii topluyor galiba. İçine değil mi? İçine haznesi var. Haznesini topluyor zaten. Bir de yıkanabilir de olduğu için. O da güzel. Hani içini direkt yıkayıp temiz tutabiliyorsunuz. En büyük problemlerden biri mesela şey. Bu saç tıraşı makinalarında hem etraf batıyor biliyorsun. Evet. İkincisi bir de şeye sıkışma çok oluyor. Yani bıçağın içine saç sıkışması çok oluyor. Ne kadar temizlersen temizle, o araya şeyler sıkışıyor, ama bunda baktın tıraş olduktan sonra şey de olmadı yani. Bir sıkıntı bıçaklarda yok. Bıçaklarda bir sıkışma vesaire hiçbir şey olmadı. Temizlemesi vesaire. Yani dışında... Şimdi sizde bir sürü ürün varmış, konuştuk az önce. Evet. Farklı markalarında. Evet. Bir sıralamaya koysanız nerede olur bu Remington'un modeli? Şöyle pratiklik açısından birinci sırada olur. Gerçekten hem hızlı hem pratik tıraş olabiliyorsunuz, rahat. Hı hı. Ama tabii onların da avantajlı olduğu bazı noktalar var. İşte sakalı mesela, ben aynı zamanda sakallı uzatıyorum. Sakalı belirli bir seviyeye kadar seviyede tutmak mesela önemli. Hı. O makine onu da yapıyor. Tabii o makine. Bu yapmıyor ama. Bu onu yapmıyor sadece. Yani saç için. Saç için ise eğer sürekli sıfıra vuruyorsanız onun için çok avantajlı bir ürün. Yani sürekli şeyle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Tıraş bıçağıyla ya da makineyle. Kaldı ki bu kadar yakınlıkta kesebilen çok az makine var. Bu arada 3-4 dakika falan sürdü sizin tıraş ama biraz saç uzundu diyorsunuz. Evet, saç normalden uzundu. Yani eğer 2 günde 3 günde bir tıraş olursanız bununla, yani eğer biliyorsanız da bir de nasıl tıraş olmayı, yani 1,5 dakika içinde 2 dakika içinde gerçekten tıraş olursunuz. Yani. Peki bu kısa süredeki deneyimde beğenmediğiniz tarafı var mı? Beğenmediğim bir noktası var. Şuradaki favori düzeltmek için koydukları bıçak çok kullanışlı değil. Tek taraftan sabitliyor. Dolayısıyla sürekli aşağıya doğru çekmeniz lazım. Yukarıya bir hareket yapamıyorsunuz. Ya kapanıyor makine... çünkü o zaman. Evet, kapanıyor. Keşke bir mekanizma koysalardı. Evet, hani kilitlenseydi. Bir de tabii var bıçağı ama bıçağı biraz şey değil. Keskin değil. Çok keskin değil. Evet. Ha, iş görür mü? Belki görür yani. Ama tabii ikinci bir makine, eğer sakal da varsa, yani bir kirli sakalla bırakılıyorsa bir şeye ihtiyacı olabilir. İkinci bir makine ihtiyacı olabilir. Tamam. Ama zaten sürekli kesen birinin mutlaka 3-4 tane makinesi, vardır diyorsunuz. Evet. Tamam. Evet. Çok teşekkür ederim bilgiler için ben. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Sezgin Bey'in de yardımıyla Remington'un RX5 Ultimate isimli saç kesme cihazını inceledik. Tıraş makinesi inceledik. Sıfıra yakın tıraş yapıyor. Bu 0.2 mm tıraş etme iddiasında Sezgin Bey'in de gerçekten de beğendiği, hani beğenmediği taraflarını da az önce söyledik. Zaten bir cihaz oldu. Söylediğim gibi, neden başkası yaptı bu cihazı, kullandı? Sebebi, ben saçımı sıfıra vurmuyorum. Öyle bir tecrübem de yok, deneyimim de yok. O yüzden yanlış yönlendirme yapmamak için bu konuda tecrübeli Sezgin Bey'den yardım aldık. Eğer sizin de bu konuyla ilgili görüşleriniz, yorumlarınız varsa videonun altında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan takip etmeyi de unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.